Merhaba, her taraf küf. Kirpas. Koltuklara böyle leylonladık. Yapışmış. Mecburen. Yapışmış bir şeyler. Dışını da göstereceğim. Çok garip bir arabanın içindeyiz. Kaç sene yatmış mı? 7 sene? 6. 6 falan var. 6 sene camlar mamlarcık. Her taraf küf. Yeşermiş. Oradan daha iyi görürüz zaten. Ot çıkıyor camdan. Oha, camdan otlar çıkıyor. Bildiğin şu an yaşayan bir arabanın içindeyiz yani. Her taraf şey. 7 sene sabit yatmış. Yürür hale getirdik. Araba yürümüyordu da. Lan elime bir şeyler yapıştı. Kol kısıtması çalışıyor ama. Bakalım. Isıtma ısıtma zaten şey. Yaratıklar rahatsız olmasın. Kaç? 20 günde falan. Kendine getirdik. Anahtarı yoktu. Yeniden anahtar kodlandı. İmmobilizer falan kodlandı. Hiç anahtarın nerede olduğu belli değil. Bu gümrük mü acaba, kazadan sonra bırakılan arabalardan mı? Kaza ama herhalde. O da olabilir. Belki icralıktır araba. O da olabilir. Biraz yatalak hastayı biraz dolaştıralım bakalım. Şöyle yapsak daha iyi olur bence. SP. Ooo SP yok. Kemiklerin yerine gelsin. Yandı mı? Yok yanmadı. Ha şimdi yandı. Tam kapanmıyor. Kapansa tam. Daha kozmetiği, dışı mışı. Bir sürü çok acayip işi var ama yine bir şöyle. Elmetal askısı. 7 sene sonra bu da yürüdüğüne şükrediyordur herhalde ama. Sarı başlıyor mu ya? Aa, telimize kayıyormuş. Aa, sarıf çalışıyor. Çok iyi. Arabanın camları açık falan kaldığı için 7 sene boyunca yağmur mağmur, kuşlar girmiş içine. Fareler kabloları kemirmiş. Yuva yapmış, fareler kemirmiş, bir şeyler olmuş. Yani arabamız çok orijinal. Ama toparlıyoruz. Bunu şehir dışından bir müşterimiz çekiciyle gönderdi. Ne yapıyorsanız yapın dedi. Süre müre derdimiz de yok dedi. Biz de toparlıyoruz bakalım. Biraz araba Chrysler 300C parçası da çok böyle acayip kolay değil. Yavaş yavaş toparlıyoruz ama alt takım güzel oldu. Evet, pıtır pıtır. Hiç ses yok. Motorda beklediğimizden iyi çıktı. Bir enjektör revizyonu gerekecek gibi. Tampon falan yok ya. Turbonun tüm sesi geliyor. Buna bir düz boru yapacağız. Dampak düz boru. Acayip gider. Öyle böyle gitmez yani. 3.0 Mercedes motoru biliyorsunuz. Dizel. Chrysler, Daimler ortaklığından dolayı Mercedes altyapısı kullanan bir araç bu da. Ben 300'ye çok severim. Bu halde görünce üzülmüştüm ama toparlanınca çok tatlı olacak inşallah. Gidelim şöyle müsait bir yerde dışını falan göstereyim size. Gidebilirsek inşallah. DPF'si artık şey bağlamış. Yani örümcek ağı bağlamış diyeyim artık. İçinin... Hatta onun videosu da var bende. Çalışmadı araba. Onu koyarız. Araba çalışmadı DPF'den dolayı. Çok aşırı tıkanmış. O yüzden mecburen DPF iptal, EGR iptal, artı stage 1 ile araba çatır çutur yürümeye başladı. Tırcı abi ne yapmak istiyor? Yalnız buna iyi lastik lazım harbiden, hiç durmuyor. Araba 393.000'de zaten hani kilometre olarak da ağır bir revizyona ihtiyacı olan bir kilometre. Bakalım bittiğinde, bitmiş halini de çekelim size de bunu böyle bir ara video olarak çekeyim istedim. Çünkü şu halde bile araba nasıl gidiyor görmeniz lazım. Basıyorsun direkt yaslıyor hiç. Şanzıman iyi kalmış ama. Aynen. Hiç vuruntu yok, sıfır vuruntu neredeyse. Arabada zincir sesi de yok, yağ kaçağı da yok. 400 bin araba. Şanzıman yanı değiştirmedik henüz. Daha o da evet. Değişecek falan. O filtrelidir bir de. Mercedes olduğu için onun filtresi falan da tıkalıdır. Onlar da bir değişsin. Araba bildiğin mermi olur eğer inşallah fareler çok aşırı zarar vermediyse tesisat, ama öyle bir emarede şu anda yok. Hata arıza lambası yok arabada. Bence bunu gümrüğünü orada çekelim, daha iyi olur. Çekelim. Orada da yatalaklar var. M3 vardı en son, F30, F80 Allah Allah. Ulan 80'de basıyorum, arka geliyor. Bittiğinde komla yarıştıralım, komu geçerse bozulurum. Şuradan mı? Frenlere bir dokunuruz ya. Frenler çok şey vermedi bana. Ama
hakikaten sağlam arabaymış. Yani 400 binde bir de 7 sene yatmış falan filan, ona rağmen beklediğimizden çok daha iyi mekanik olarak. Baksana ayna mayna erimiş ya, bir sürü güneşin altında, yağmurun altında. Ama sesli mi? 10 numara. Yaşlı mı, çürümemiş ses sistemi çok güzel. Harbi mi? Amerikanların iyi oluyor ya. Şu an çekmiyor ama. Amerikanların genelde iyi olur ses sistemleri. M3'ler de, M3'ü kaldırmışlar. Şu Mercedes'in yanı tam yatalağa yatalak. O tam yatalak canım, bu kalkmaz bir daha. Araba sağlam ya. Şaşırtıcı. Kapı ses. Kapı mı kasıyor? Bak. Kaza var değil mi o taraftan? Yok, menteşeler pas tutmuş artık. He, kaza da vardı ufak da. Yok, cıvatalar oluşandı. Hep paslı. Bir kez çerçevesi falan da yok. Uf, küpe bak. Vallahi dışı içinden de efsane, gördüğünüz gibi. Ufak tefek sıkıntılarımız mevcut. Jantlar büyük ihtimalle yürütmüşler, başka bir jant takmışlar. Arabaya basıyordu, yürümüyordu araba. Onları bulduk. Aslında bunlar yeni çaktırmasa da. Tampon zaten kırılmıştı. O gitti çöpe. Yenisi geliyor. Ön takımı komple aldık. Ön yüzünü. Şu davlumbaz falan kırık, onlar alınacak. Ivır zıvır bir sürü. Her taraf basmaz. Bir şimdi kabaca detayla girecek. Böyle şey değil, öyle çok ayrıntılı değil de. Bir eksikleri belli olsun amacıyla. Genel bir detayla girecek. Dışı da böyle çok mükemmel durumda değil ama büyük ihtimalle içi zaten boya moya kurtarır. İçi de o ne? Bilmiyorum ki. Büyük ihtimalle şu parçalanmış. Hayda. Bu erimiş. Eridiği için evet, bu parçalanmış ve hep iz olmuş. Böyle poşetlere oturuyoruz. Hep ağaçlar, dallar içinden çıkıyor. Bir temizlensin bakalım. Temizlenince her şeyi ortaya çıkar. Neyi var, neyi yok, ne eksiği var. Sıkıntı büyük. Bagaj ne durumda? Karışık değil. Bagaj temiz şeye göre. İçine göre. Yani bagaj temiz dedim. Bagajın üstüne. Üstüne bir şey demedim. Çok merak ediyorum bitince nasıl olacak. Yani bagaj içi temiz de yani. Bence gümrük değil bu. Çünkü hep Türk evet. Şeyi. Büyük ihtimalle icra şeyi oldu bu. Türkiye gazetesi falan hep. Kazadan sonra bırakmışlardı belki. O da olabilir. 400 bine geldi nasıl olsa diye. Büyük ihtimalle şimdi arabanın ekstra akü aldık tabii ya. Ki. Sobetmişti büyük ihtimalle araba. Bir daha çalışmamış. Onlar da bırakmış gitmişler. He, olabilir bak. Çünkü bize geldiğinde araba çalışmıyordu. Eksozu tıkanmıştı full. Örümcekler zaten. Hala canlı. Harbiden. Hala canlı. Kim bilir hangi şehrin örümceği? Kolay gelsin kardeş. DPF ile ilgili de işte aklınızda olsun. En son noktası o. Araba çalışmıyor. DPF bozulmasının son noktası. Araba tamamen çalışmıyor. 2017. 2017'den kuruyemiş kalmış. Nevali Hotel. Nevali. Oo, çakma. Yanar mı lan? Deneyelim. Küllenmiş şey, yıllanmış mı? Bence yanacak. Abi, ateşleme geliyor. Dur, şuradan deneyelim ama burada yok. Ateşte yok. Aha. Kısa. Olduğunu buldu. Kısa attı. Şu kapı açılmıyor ya. Bu niye acaba? Açılıyor lan. Ha, kasıyor. Şeker. Ne hale gelmiş lan Mentos? 60 dakika ferahlık. 60 dakika geçeli biraz olmuş. 60 yıl olmuş. Panjur bir miktarı. Onda yenisi geliyor. Yani durum bu. Bitince görüşürüz. Bitince güzel video yaparız, bir de komla yakıştırırız bakalım. Belki de bundan uzun yola giderim artık, hangi şehre gidecekse sonucunda oraya götürürüm. Şimdi dükkana dönelim bakalım beraber. Lan vites çerçevesi burada.
Büyük ihtimal arabayı parkta kalmış. Otomatik manuel almak için, şey, boşalmak için buraya açmışlar. Nerede bir switch'im var? Şurada sarı switch var. Ha, kırmızı. Ha, basıyorsun. Oraya basıyorsun, boşa geçiyor aşağı doğru. Takalım bari. Aracımızda eksik parça olmasın. Camdan HGS sesi düşmüş. Direkt marş, hiçbir sıkıntı yok bak. Cam suyumuz eksik. Cam suyu eksik, uyarısı dışında uyarımız da yok. Hakikaten şaşırtıcı. Enjektör sesi var, enjektörler revizyona gidecek. Zaten biraz mavi duman var. Mekanik olarak çok aşırı bir başka sıkıntı göremedik. Direksiyon kutusu biraz ötüyor. O da normal herhalde, yağsız mağsız kalmıştır, kaç sene olmuş. Biraz çalışsın, toparlar gibi. Yalnız araba ne kadar rahat ya. Süspansiyonlar değiştirmek değil mi? Arka şeyler değişti. Full kollar değişti. Amortisörler standart üstündeki. Amortisörleri değiştirmedik. Ona rağmen araba gayet esnemesi devam ediyor yani. Yatmamış. Süspansiyonlar oturmamış. Ses de yok. Pıtır pıtır. Bir yürüsün, kendine gelsin. Sonra gereken ne varsa değiştiririz diye. Çok aşırı dalmadık ilk başta. Gayet konforlu. Elektrikli koltuk falan çalışıyor. O bir şey var işte, Mercedes rahatlığı var arabada. Harbi var. Mercedes rahatlığıyla Amerikan böyle aynen, tasarımı. Tabii. Güzel bir karışım. Bu araba niye tutulmadı ben anlamadım. Görüntüsü var bence, gidiyor da. Ucuz da. Ucuz da yani. Şu an sağlamı bilmiyorum bunların çok güzel haldekileri. Yani görüyorsunuz. 2 ton arabanın yaptıklarına bak. 2 ton var mıdır ya? Vardır. 1800'lü taş bence. Olabilir. Spor modu var mı kendine? He? Spor modu. Spor modu yok. Gördüğüm kadarıyla yok. Yok gibi. Nasıl kahve? Fitiller o kadar gitmiş ki. Veya sunroof'tan da giriyor olabilir. Sunroof'tan giriyordur hava. Öyle Chrysler 300C ile tanıştığıma memnunum. Bu serinin en garip videosu. Ama daha çekeriz ya. Bu arabanın son halini görmenizi isterim. Şu lastik izlerinin bizle bir alakası yok. Kesinlikle. O zaman görüşürüz. Bay bay.